Atomun gücü. Atomun çekirdeğinin içinde çok büyük bir güç saklıdır. Bu güç o denli büyüktür ki, insanlık bu enerjinin keşfiyle artık okyanusları birleştiren dev kanallar yapabilmekte, dağlara geçitler açabilmekte, suni iklimler üretebilmektedir. Nükleer enerji ve tıp alanında da kullanılan bu güç, şüphesiz günümüzde hayati bir önem taşımaktadır. Atomun çekirdeğinde saklı olan bu muazzam gücün adı güçlü nükleer kuvvettir. Bu kuvveti fisyon, yani nükleer parçalanma diye adlandırılan teknik işlem açığa çıkarır ve bu reaksiyon sırasında çok fazla miktarda enerji açığa çıkar. Fisyon adı verilen tepkime, evrendeki en kuvvetli güç olan güçlü nükleer kuvvetle bir arada tutulan atom çekirdeğinin parçalanmasıdır. Fisyon tepkimesi deneylerinde kullanılan ana madde uranyumdur. Fisyon deneylerinde bilim adamları uranyum çekirdeğine büyük bir hızla nötron göndermişler ve çekirdeğin belli miktarda enerji yayarak parçalara bölünmeye başladığını keşfetmişlerdir. Ortaya çıkan enerjinin etkisiyle de uranyum çekirdeği büyük bir hızla içinde barındırdığı parçaları fırlatmaya başlar ve bu sayede zincirleme reaksiyon başlatır. Her yeni bölünen çekirdek de ilk baştaki uranyum çekirdeği gibi davranır. Böylece zincirleme çekirdek bölünmeleri gerçekleşir. Bu zincirleme hareketler sonucu çok sayıda uranyum çekirdeği parçalandığı için ortaya olağanüstü büyüklükte bir enerji çıkar. İşte on binlerce insanın ölümüne yol açan Hiroşima ve Nagasaki felaketlerine bu çekirdek bölünmeleri sebep olmuştu. 1945 yılında Amerika'nın Hiroşima'ya attığı atom bombasında patlama anında ve hemen sonrasında yaklaşık 100 bin kişi öldü. Amerika'nın Nagasaki'ye attığı diğer atom bombası yüzünden de patlama anında yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetti. Çekirdekten çıkan güç bir yandan insanların ölümüne sebep olurken, diğer yandan kentler harap oldu. Bölge hakkında radyasyon nedeniyle nesiller boyu düzeltilemeyecek genetik ve fizyolojik bozulmalar meydana geldi. Peki dünyamız, tüm atmosfer, bizler de dahil olmak üzere canlı cansız her şey atomlardan oluşmuşken, atomda saklı olan bu müthiş güç nasıl olur da doğal yollarla açığa çıkmaz? Çünkü atomun yaratılışındaki kusursuz denge bu gücü kontrol altında tutmaktadır. Nükleer bir patlamaya sebep olan zincirleme reaksiyon sadece yapay yollarla, yani insan eliyle oluşturulabilir. XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren fizikçilerin teorileri ve gözlemleri atomun içinde o güne kadar bilinmeyen yeni bir dünyayı daha gözler önüne serdi. Atomun, nötron ve protonun çok sayıda parçacıktan oluştuğunu gördüler. Bu parçacıklar üzerine yapılan çalışmalar, atomun dolayısıyla maddenin yapısıyla ilgili birçok ön kabulü de yerle bir eden bir dizi gerçeğin ortaya çıkışına sebep oldu. Artık ne atom, bildiğimiz atom, ne de madde, bildiğimiz maddeydi. Büyük bir kısmının boşluktan oluştuğunu bildiğimiz maddenin aslında bir enerji yığını olduğunun ortaya çıkmasıyla materyalizm en yıkıcı darbeyi aldı. Tüm dünyayı maddeden ibaret sananlar maddenin fizik ötesi yapısıyla karşılaştılar.